Herkese merhaba arkadaşlar. Tamamı haritalardan oluşan deneme serimizin altıncısını çözüyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Yukarıdaki işaretli bölgelerden hangisinde tektonik kökenli deprem olasılığı daha yüksektir? Arkadaşlar tektonik depremlerle ilgili sorularda hemen ne yapmamız gerekiyor? Türkiye fay haritasını çizmemiz gerekiyor. Bunu çizmek için de Saros Körfezi'nden başlıyoruz arkadaşlar. Marmara Denizi'nden İzmit Körfezi'nden gelip Muş Varta üzerinden Van Gölü'ne kadar geliyoruz. Burası ne? Kuzey Anadolu fay hattı. İkinci fay hattımız Afrika'da Kor Çukurluğundan gelip Hatay'dan ülkemize giriş yapan yine şu şekilde Van Gölü'ne kadar uzanan Doğu Anadolu fay hattı. Üçüncü fay sistemimiz Batı Anadolu fay sistemi Doğu Batı yönünde uzanan birçok faydan oluşmaktadır. Ülkemizin batısında Batı Anadolu fay sistemi. Bunların bu çizgilerin arkadaşlar şu şekilde yaptığınız zaman bakınız. Buralar birinci derece deprem bölgesidir. Hangisinde risk daha yüksektir? Bakınız bir numara Yıldız Dağları çevresi. 2 numara, 3 numara ve 5 numara. Bunlar biraz daha bu çizgilere uzak. O halde risk biraz daha düşük. En yüksek olan neresi oldu arkadaşlar? Hatay, Adana, Osmaniye bu bölgede risk daha fazla cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki haritada işaretli platolarımızla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir de Çatalca Kocaeli platosunda sanayi gelişmiştir. Evet İstanbul'da için alan Çatalca Kocaeli'de sanayi gelişmiştir. Nüfus yoğundur. Doğru. İki de Haymana platosu çevresinde tahıl tarımı yaygındır. Evet Haymana, Cihanbeyli, Bozok, Uzunyayla platolarında Tahıl tarımı yaygındır. Doğru arkadaşlar. 3. Taşeli platosunda tarımsal faaliyetler yoğundur. 3. Taşeli platosu doğru. Peki tarımsal faaliyetler yaygın mı yoğun mu? Değil arkadaşlar. Karstik arazi yapısına bağlı olarak Taşeli ve teke platolarında tarımsal faaliyetler sınırlıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Karstik arazi yapısından dolayı engebeli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden tarımsal faaliyetlere yoğun diyemeyiz arkadaşlar. Dörtteki Şanlıurfa platosunun oluşmasında Fırat Nehri etkili olmuştur. Evet Fırat Nehri ve kolları buranın bir plato özelliği kazanmasında etkili olmuştur. 5'teki Erzurum Kars platosu lav platosu yani yüzey neyle kaplanmış arkadaşlar bu bölgenin? Lavla kaplanmış. Lav platosu özelliği göstermektedir. Doğru. O halde cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen iklim özellikleri haritada kaç numaraya aittir? Bakalım iklim özelliklerine. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Cephe yağışları etkili, cephe yağışları orta kuşakta. Bitki örtüsü kızılçam. Kızılçam deyince aklımıza hemen ne geldi arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Onların tarif edildiği yerlerde Maki. Artık Akdeniz iklimi olduğu kesinleşti. Peki yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Yine Akdeniz iklimi. Demek ki ben neyi arayacağım? Akdeniz iklimini arayacağım. Hangi numaraya aittir? Bakalım dünya üzerinde Akdeniz iklim nerelerde görülüyordu? Akdeniz çevresindeki ülkelerde. Avustralya'nın güney batısında. Afrika'nın en güneyinde Kap bölgesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Şili'nin orta kesimlerinde ve Kaliforniya'da. O halde işaret notalardan bir, 2, 3, 5. Bunlar olmadığına göre cevabımız 4 numara Akdeniz iklim bölgesinde yer alır diyoruz. Yukarıdaki işaretli bölgelerin seyrek nüfuslu olmasında hemen haritaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Seyrek nüfusluymuş hepsi arkadaşlar olmasında. Gibi faktörlerden hangi ikisi en az etkili olmuştur? Yeraltı kaynaklarının azlığı. Yani Artvin'de bakır, kürede Kastamonu Küre'de Bakır veya Sivas'ta demir çıkması buraların sık nüfuslu olmasını sağlamamış. Demek ki yeraltı kaynaklarıyla bir ilgisi yok arkadaşlar. Seyrek nüfuslu olmalarının. Yağışların azlığı bu bölgelere yağış az diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyemeyiz. Ülkemizin en az yağış alan bölgeleri iç bölgeler ve Güneydoğu Anadolu'ydu. Bu bölgelere en az yağış aldığını söyleyemeyiz. Bu da etkili olmamıştır. Yer şekillerinin ekonomik faaliyetleri kısıtlaması. Yer şekillerinin dağlık engebeli olduğu yerlerde başta ulaşım olmak üzere ekonomik faaliyetler kısıtlanır. Peki bu bölgeler dağlık ve engebeli mi? Yıldız Dağları, Küre Dağları, Doğu Karadeniz, yine İç Anadolu'nun doğusu, Sivas çevresi, Yukarı Kızılırmak, dağlık ve engebeli. Menteşe yöresi dağlık ve engebeli. Demek ki bu bölgelerin seyrek nüfuslu olmasında yer şekilleri etkili olmuş. Ulaşımın fazla gelişmemiş olması Yine yer şekillerinden dolayı ulaşım fazla gelişmemiş. Dolayısıyla nüfusun seyrek olmasını etkilemiştir. Hangileri en az etkili olmuş? 1 ve 2 en az etkili olmuş. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki taralı bölge aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisine girmez? Bölge sınıflandırmasıyla ilgili bir soru. Taralı bölgemize bakalım arkadaşlar. Manisa, İzmir, Aydın çevrelerini içine almış bu illerimizin sınırları var. Manisa, İzmir, Aydın illerimiz burada yer almakta. Tarım bölgesi evet. Manisa, Aydın, bu bölgeye girer İzmir. Turizm bölgesi tabii ki. Doğalgaz üretim bölgesi. Ülkemizde doğalgaz nerede çıkıyor arkadaşlar? Mardin, Çamurlu, Kırklareli, Hamitabat. Doğalgaz üretim bölgesi. Bu bölgede doğalgaz üretimi söz konusu değil. Sanayi bölgesi evet. İzmir ülkemizin en önemli sanayi bölgelerinden. Yoğun nüfuslu bölge. Evet Ege bölgesinin kıyı kesimleri. Yoğun nüfuslu bölge. O halde cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar hepinizde sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.